Merhaba sevgili dostlar. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Videoya başlamadan evveli sizlerden önemler ricam, YouTube algoritması gereği daha fazla insana erişebilmek adına ve hem de verilen emeğe saygı bağlamında lütfen videolarımı yararlı buluyorsanız beğenmeyi, kanala destek olmak için abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bu işlemler ücretsiz arkadaşlar. Malumunuz benim herhangi bir firmayla sponsorluk anlaşmam yok. Cebimdeki paramla satın aldığım ürünleri de benden sonra satın almayı düşünen arkadaşlara fikir vermesi açısından elimden geldiğince inceleyip objektif bir şekilde YouTube kanalımda yayınlamaya çalışıyorum dostlar. Dolayısıyla sizin beğenileriniz ve kanala abone olarak bana desteğiniz bu noktada çok büyük önem arz ediyor. Şimdi gelelim neden bu hava kompresörünü satın aldığıma. Beni takip edenler bilir hatta kanalımda incelemesini de bulabilirler. Bundan yaklaşık 2,5-3 yıl kadar evveli Rico markasının çift pistonlu hava kompresörünü satın almış ve onu ihtiyacım olduğu zamanlarda kullanmaktaydım. Lakin üzerinde barındırdığı analog gösterge maalesef doğru PSI değerlerini göstermediği için onu sattım ve yerine de bu görmüş olduğunuz Michelin markasının 12266 model numarasına sahip hava kompresörünü satın aldım. Bu ürünü tercih etmemdeki önemli etkenlere gelecek olursak ürünü satın almış olup kullananların hakkında yazmış oldukları olumlu yorumlar yanı sıra ayarlanabilir dijital basınç göstergesinin bulunması ve ayarlanan basınç değerlerine ulaşıldığında kendisini otomatik olarak kapatmasıydı dostlar. Kısacası hemen her araç kullanıcısının aracının bagajında bulundurması gerektiğine inandığım hava kompresörünün öncelikle kutusuna ve sonrasında da kutu içeriğine gelin hep birlikte şöyle bir bakalım. Evet dostlar video başından beridir zaten kutu ön yüzünü görmektesiniz. Lakin bu noktada bazı ifadelere yer verilmiş. Kısaca bunlardan bahsetmek gerekirse 3 dakika gibi kısa bir zaman diliminde hızlı şişirme yapabildiği Yani e, araç lastiğine göre düşünürsek bu 5-6 dakikayı da bulabilmekte dostlar. Bu 3 dakika neye göre verilmiş onu bilemiyorum. Aynı zamanda dijital bir göstergeye sahip oldu. Dijital Power Source USB yani 5 volt çıkışa sahip bir USB portunun da bulunduğu. Bunların yanı sıra hava basıncını ayarlamaya yarayan artı ve eksi olmak üzere bu şekilde de butonların yer aldığı gösterilmiş dostlar. Kutunun alt kısmına bakıldığında görmüş olduğunuz üzere burada distribütör firmanın bilgileri yer almakta. Aynı zamanda model numarasını da buradan görebilirsiniz. Muhtemelen Michelin lisansı altında Michelin tarafından veya farklı bir firma tarafından üretimi yapılan bir ürün olduğunu düşünmekteyim. Pek çok ürün bu şekilde üretiliyor dostlar. Yani Michelin malumunuz yılların bilindik lastik üreticisi. Dolayısıyla böyle bir kompresör üretim işine girdiğini pek düşünmüyorum. Muhtemel ihtimal başka bir firmaya ürettiriyordur diye tahmin ediyorum. Kutunun diğer bölümlerine baktığımda yine ürünü tanıtır. Bu şekilde bir şemayı görmekteyim. Şöyle yakın çekimle merak eden arkadaşlar için gösteriyorum. Bakın arkadaşlar burada cihaz üzerinde yer alan hemen her şeye değinmişler. Tabi İngilizce olarak yer alıyor. Artık anlayabildiğiniz kadarıyla sizlere göstermiş olayım. Evet diğer tarafında kutunun bu bilgiler yer alıyor. Bilhassa kutunun sol yan tarafına baktığımda Inflation Tremience yani şişirme süresinin 3 dakika olduğu bu şekilde verilmiş. Bu 3 dakika neye göre belirlenmiş inanın ben de bilmiyorum dostlar. Ortalama bir araç lastiğinin 5-6 dakikada şişirildiği düşünülürse bu 3 dakika sizce neyi ifade ediyor? Power Output 1 adet 12 voltluk bu noktadaki güç çıkışından bahsedilmiş. Power Cord yani çakmaklık kablosunun uzunluğu 300 santim olarak verilmiş. 3 metrelik uzunlukta dostlar yani bir aracın 4 lastiğine erişim konusunda gayet yeterli bir uzunluk. Air hose ise yani hava hortumu görmüş olduğunuz üzere 60 santim olarak belirtilmiş. 20-25 santim olarak gelseydi kesinlikle ve kesinlikle bu hava kompresörünü satın almazdım dostlar. Çünkü yukarıda kalan bir siboba bağlanmış olan hava kompresörünü çalıştırdığınızda havada sallanır vaziyette çalışmasını görmek herhalde hiçbirinizi memnun etmezdi. Yine burada bir adet 5 volt çıkışa sahip bir USB porttan bahsedilmiş. Bu USB port ile cep telefonlarınızın da şarj edilebileceğini düşünmekteyim. LED aydınlatmaya sahip olan hava kompresörümüz özellikle karanlık ortamlarda çalışma imkanı sunabilmesi bakımından böyle bir özelliğe sahip olması bence çok çok önemliydi. Bu noktada da yine 12 volt power output. Yani şuradaki yazanları tekrar tekrar buralarda belirtmişler arkadaşlar. 60 santimlik hava hortumunun bulunduğu. Şu noktada yazan ise PSI bar ve KPA. Şöyle yakın çekimle göstereyim size. Evet. Hava basıncını PSI bar ve KPA olarak da görebiliyorsunuz. Evet. Kutunun üst kısmına baktığımda ise bisiklet, motosiklet araba, karavan ve romort gibi araçların lastiklerinin havasını bu hava kompresörüyle basabilirsiniz anlamını taşıyan bu şekilde resimler görmekteyim. Sevgili dostlar sıra geldi kutu içeriğine. Üst kapağı kaldırdığında rear view yani arka görünüm anlamına gelen bu şekilde bir şema bizi karşılamakta. Hava kompresörümüzün bir yanında 60 santimlik hava hortumu, diğer yanında da 300 santimlik güç kablosu bu şekilde konumlandırılmış. Ayrıca küçük oyuncaklar, futbol topu veyahut da şişme, çadır, yatak ve benzeri şeyleri şişirmenize yarayan çeşitli adaptörler de burada konumlandırılmış. İlk olarak karşımıza kullanım kılavuzu çıkmakta. Tabi burada da bizim Türkler bir hata yapmışlar. Michelin yani Michelin bu şekilde yazılır arkadaşlar. Fakat L'yi iki defa yazmışlar. Buna dikkat etmemişler. Kullanma talimatları diye geçen böyle bir kılavuzda ürün içerisinde yer alıyor. Hiç yoktan iyidir diye düşünüyorum. Merak eden arkadaşlarım için şöyle yakın çekimle detaylarını göstermek istiyorum. Çeşitli talimatların yer aldığı ve hava kompresörünü tanıtan bir kılavuz dostlar. Evet burada özellikleri, çalışma özellikleri ve kompresör üzerinde yer alan giriş çıkışların ne anlama geldiği gibi pek çok bilgi belirtilmiş. aldığı ürünün kullanım kılavuzunu kaybetmiş olan ya da almadan önce bu ürünün detaylarını merak edenler için kılavuzu bu şekilde göstermiş olayım dostlar. Eminim pek çoğu bu kullanım kılavuzlarına bakmıyor ve buna bakmadığı için de kendini övenleri de gördüm. Şaka gibi bir milletiz vesela. Bu arada hava kompresörünün kutusuna sonradan ilave etmiş olduğum Yine Michelin markasının lastik hava basınç ölçerini sizlere şöyle etraflıca bir göstermek istiyorum. Ayrıca bu ürünü satın almak isteyen dostlar Google'a Michelin 12291 yazarak çıkan sonuçlar içerisinde güvenilir buldukları bir online satış sitesinden ürünü tedarik edebilirler. Lütfen bana link verir misin şeklinde yorum yazmayın ne bu ürünlerle ne de daha önceki inceleme ve tanıtımını yapmış olduğum ürünlerle herhangi bir sponsorluk anlaşmam bulunmadığı için dolayısıyla link paylaşmayı da doğru bulmuyorum dostlar. Yani kısacası sorumluluk almak istemiyorum. İsteyen istediği yerden satın alabilir. Şimdi kıymetli arkadaşlar bu ürünü nasıl kullanıyoruz? Sizlere kısaca bunu da aktarayım. Burada bir Power butonumuz var. Buraya bastığımızda ürün otomatik olarak çalışıyor. Yaklaşık bir 10 saniye boyunca bu şekilde bekletildiği vakit kendiliğinden otomatik olarak kapanıyor. Evet görmüş olduğunuz üzere kendi kendine kapandı. Tekrar çalıştırmak için buradaki power butonuna bir defa basmak kafi. Ayrıca power butonunun bir diğer görevi de burada görmüş olduğunuz ölçüm modlarının değişimini sağlıyor. Ortalama bir iki saniye basılı tuttuğumuzda görmüş olduğunuz üzere farklı ölçüm modlarında ölçüm yapabiliyorsunuz dostlar. Tüm bunlara ek olarak burada bir de LED aydınlatma butonumuz yer alıyor ve LED aydınlatmamız da bu noktada. Yani karanlık bir ortamda lastiğinizin sibobunu bulma noktasında gerçekten işinizi kolaylaştıracak çok güzel bir özellik. Bilhassa ufak boyu ve ölçüm sonuçlarının doğru olması sebebiyle tercih nedeni olabilir. Ben bu ürünün kalibrasyonuna güveniyorum dostlar. Pek çok farklı lastik basınç ölçerle yapmış olduğum ölçüm sonuçları içerisinde en doğru sonucu bu görmüş olduğunuz üründen aldım. Bu noktada şunu da belirtmek istiyorum. Yani lastikçimin hava kompresörünün kalibrasyonuna göre e, bu ürünün ölçümünün doğru olduğunu düşünüyorum. Tabii eğer onun kalibrasyonu hatalıysa bu ürün de hatalı ölçüyor anlamına geliyor dostlar. Yani referans almak adına kalibrasyonu doğru bir hava kompresörüyle hava basıp akabinde bununla bir ölçüm yapmak gerekiyor ki yüzde yüz doğru ölçüm yapıp yapmadığını anlayabilelim. Bu vesileyle bu ürünü de bu videonun içerisine bu şekilde dahil etmek istedim. Umarım yani satın almayı düşünen arkadaşlar için faydalı olmuştur. Arkadaşlar yani benim nazarımda ürün beraberinde gelmiş olsun. Yok demeyelim. Hani maksat muhabbet olsun, içinde bulunsun der gibi. Bu şekilde bir taşıma ve saklama kılıfı koymuşlar. Gayet ince, naylonumsu bir yapıda. Yani bunun ne korumaya ne de taşımaya yönelik pek bir hayrı hasenatı bence yok. Keşke böyle bir taşıma ve saklama çantası beraberinde gelse 200 lira da fazladan ödemiş olsaydık şahsen benim zoruma gitmezdi. Yani bu zannetmiyorum ki tarafımca kullanılacak büyük ihtimal bir kenara bir köşeye atacağım orada kalacak. Yani kısacası dostlar böylesi kaliteli bir hava kompresörünün beraberinde kaliteli de bir taşıma ve saklama çantası olsa tadından yenmezmiş. Lakin üretici firma buna gerek görmemiş. Artık ben kendim güzel kaliteli bir çanta ayarlayacağım bu hava kompresörü için. Şimdi sevgili dostlar öncelikle şu ön paneldeki jilatinden bir kurtulalım. Evet, kullanım kılavuzunda da tarif edildiği üzere sizlere yine ürün üzerinde bir giriş çıkış portlarını göstermek istiyorum. Burada bir 12 voltluk çakmaklık çıkışımız mevcut. Bu sarı buton on off butonu arkadaşlar. Basıyorsunuz çalışıyor, basıyorsunuz kapanıyor. Ayrıca bu ayarlanabilir bir hava kompresörü. Buradaki butonlar aracılığıyla kaç PSI ya da bar hava basmak istiyorsanız onu ayarlıyorsunuz ve sonrasında da power butonuna bastığınız vakit ayarlamış olduğunuz hava basıncına gelene kadar ürün çalışmaya devam ediyor ve kendisini otomatik olarak kapatıyor. Bu ürünü tercih etmemdeki en önemli özelliklerinden birisi buydu. Ayrıca cihazın tam ortasında ufak da olsa bir dijital gösterge ekranımız var. Bu ekran sayesinde hava hortumunu lastiğinize bağladığınız an lastiğin hava basıncını da görebiliyorsunuz. Yine bu noktada yer alan sarı buton ise PSI, KPA ve bar modunda hava basmanıza olanak tanıyor. E, bu mavi buton ise Burada görmüş olduğunuz led ışıkları açmaya ve kapatmaya yarıyor. Ve bu noktada da 5 voltluk USB çıkışımız yer alıyor. Yani kullanımı gayet pratik ve basit bir ürün. Şöyle ağırlığı da hiç fena değil. Yani yaklaşık olarak bir 1 kilo vardır diye tahmin ediyorum. Şurada arka kısmında bazı bilgiler yer alıyor. Bunları da yine yakın çekimle sizlere göstermek istiyorum. Üst kısmı bu şekilde. Yani malzeme yapısı ve kalitesine de gelecek olursak düşme ve çarpmalarda öyle hemen kırılacak bir plastik yapısı yok. Özellikle ben bu tip ürünlerde plastiğin kokusuna falan bakarım. ABS plastik malzeme yapısı gerçekten çok kaliteli. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Evet, bu noktalarda kavuçuk ayaklar var. Biraz daha böyle canlı bir ayak olsa daha iyi olurmuş ama biraz cılız kalmış. Yani basit olmuş öyle söyleyeyim. En azından bir şöyle 5 milim falan olmalıydı. Çünkü bu titreşimle çalışan bir hava kompresörü koyduğunuz yerde yani bu ayaklar ne kadar tutar bilmiyorum ki bunu dış mekanda kullanacağız böyle evde falan da değil. Yani bunu eleştirebilirim. Bunlar biraz daha böyle e, hani daha geniş ve daha böyle yüksek bir ayak olabilirdi. Yani 5 milim kadar yüksekliğe sahip olsa kafiydi. Ee, bunun dışında burada bir Michelin logosu var. Herhangi bir etiket falan değil. Yani etiket markalı farklı ürünlerden e, üretilmiş bir ürün olmadığını buradan anlayabiliyorum. Gerçi bunu da basmaları çok zor değil ama bilemiyorum artık. Digital Power Source" ifadesi yine burada da yer alıyor. Evet ürünün sağ tarafında 300 santimlik çakmaklı kablomuz ve bir de yedek sigortamız bu şekilde konumlandırılmış. Bunu ben çıkartmak istemiyorum. Zaten e, ürünü test aşamasında çıkartılmış vaziyette göreceksiniz bu kabloları ve hortumu. Hava hortumu da sol tarafında bu şekilde e, kıvrılmış ve yerine yerleştirilmiş vaziyette. Ürün toplandığı vakit görüldüğü üzere bu şekilde yekpare bir ürün. Yine arka kısmında da farklı ürünleri şişirmeye yarayan adaptörleri bu şekilde konumlandırmışlar. Yani ben bu olayları gayet başarılı buldum arkadaşlar. Hiç fena değil. Evet ürün yani görseli itibariyle bu şekilde. Dilerseniz bir de aracımızda test edelim. En azından ortalama bir araç lastiğine 25 psi'lik havayı kaç dakikada basıyor hep birlikte bir görelim. Sevgili dostlar, eminim buna pek çoğunuzun merakla beklediği, bu ürünü satın almak veya almamak noktasındaki kararını etkileyecek olan test aşamasına gelmiş bulunuyoruz. Teste başlamadan evvel bir konuda uyarıda bulunmak istiyorum. Bu veya benzeri yüksek amper çeken bir aleti çakmaklıktan çalıştıracaksanız şayet mutlaka aracın çalışır halde olmasına dikkat edin. Aksi takdirde sigortayı attırır bir de sigorta aramak zorunda kalabilirsiniz. Bu arada aracımın sol ön lastiğinin havasını 10 piyasaya kadar indirip akabinde 35 piyasaya ayarlamış olduğum hava kompresörüm ile tekrardan havasını basarken fazla vaktinizi almamak adına videoyu hızlandıracağım. Tabi geçen zamanı anlayabilmeniz açısından da bu şekilde bir kronometre koyacağım. Evet arkadaşlar, görüldüğü üzere yine Michelin markalı hava basınç ölçer yardımıyla 10 psi'ye kadar lastiğimizin havasını indirmiş bulunmaktayım. Şimdi de hava kompresörümüz aracılığıyla lastiğimizin hava basıncını 35 psi'ye bir çıkartalım. Bakalım kaç dakikada basabiliyor. Evet arkadaşlar, 10 piyasaya kadar havasını indirmiş olduğumuz lastiğimizin tekrardan havasını 35 piyasaya kadar çıkarabilmek 4 dakika 33 saniyemizi aldı. Yani bu da bu ürün için gerçekten çok çok başarılı bir sonuç. Bu arada belki de ürünün tek dezavantajı görmüş olduğunuz bu hava hortumu siboba vidalanarak takılıyor. Lakin Hava basma işlemi bittikten sonra sökerken önemsiz de olsa bir miktar hava kaçırabiliyor. Bunların böyle mandallı olanları da var. O tipte olanlar bu havayı kaçırmadan rahat bir şekilde takılıp sökülebiliyorlar. Ama bu da en azından yani takıldığı zaman sorunsuz bir şekilde siboptan ayrılmıyor. Diğeri de zamanla iç kısımdan aşınıp deforme olduğu için hava kaçırabiliyor. Yani hepsinin hem güzel tarafları var ve hem de kötü tarafları var dostlar. Şimdi bir de hava kompresörümüzle basmış olduğumuz havanın doğru olup olmadığını anlayabilmek için yine görmüş olduğunuz Michelin markasının hava basınç ölçeriyle bir kontrol sağlayalım. Evet görüldüğü üzere 35 PSI lastiğimizde hava basıncı mevcut dostlar. Ayrıca ürünü satın aldığım gün test ederken karanlık ortamda led ışıkların şiddetini anlayabilmek adına bu video kaydını almıştım. Özellikle karanlık ortamda çalışma imkanı tanıması bakımından böyle bir özelliğe sahip olması çok iyi olmuş dostlar. Böylece faydalı olduğunu düşündüğüm bir inceleme ve tanıtım videosunun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kıymetli arkadaşlar, bu ve benzeri videoların devamının gelmesini istiyorsanız sizlerden önem ricam lütfen videolarımı yararlı buluyorsanız beğenmeyi kanala destek olmak için abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Daha güzel yarınlarda yeni videolarda buluşmak üzere hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.